öğretmenlik meslek kanunu konusunda bizim toplu sözleşmelerimizde hem 5. hem 6. toplu sözleşmelerimizde ve ondan önceki metinlerimizde canlı bir talebimiz vardı. O da meslek kanunu bir an önce yeniden meslek kanunu yapılsın. Kariyer basamağı diye ifade ettiğimiz öğretmenlerin uzmanlık ve baş öğretmenlik sistemi yeniden devreye alınsın diye temel beklentimiz vardı ve bu konuda da bütün yazılı metinlerimizde 8 yıla uzmanlık, 12 yıla baş öğretmenlik şeklinde bir uygulama yapılsın idi ve bu konu bizim bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde de gündeme getirdiğimiz, ifade ettiğimiz bir başlıktı. Sayın Bakan da geçen canlı yayında çok net olarak ifade etti. Eğitim Birsen bu konuda sınav taraftarı olmadı ve yıla sari bir düzenleme istediğimizi de ifade etmiş oldu, teyit etmiş oldu. Fakat ortada cari bir yasa, yasaya rağmen de canlı bir talep var. Bu talep öğretmenler tarafından gündeme getirilmekte ve sendikal olarak da bu konu devamlı gündemimizde. Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin çeşitli itirazlar söz konusu. Bizim de süreç içerisinde itirazlarımızı ifade ettik. Meclis Milli Eğitim Komisyonu sürecinde temel tekliflerimizi gündeme getirdik. Ve genel kurul sürecinde de konuya ilişkin tekliflerimizi, tepkilerimizi ortaya koyduk. Ama neticede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya koyduğu bir irade ve çıkmış olan cari bir yasa var. Cari yasaya rağmen de canlı talep var. Sınavsız bir uygulamanın olması konusunda. Yani bizim ilk başlangıçta kurduğumuz cümleye geri dönülmüş durumda. Bu açıdan süreç devam ediyor. Eğitim Birsen olarak, biz yetkili sendika olarak bu konuda gerekli diplomasiyi yapıyoruz. Konu bizim de gündemimizde. Bu açıdan niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Bu süreç devam ederken de aynı şekilde yine sınav süreci de yaklaştığı için sınav sürecine ilişkin de hazırlık süreçleri de yine aynı şekilde öğretmenler tarafından devam ettiriliyor. Önümüzdeki günlerde yine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız ve süreci adım adım takip ettiğimiz gibi gündemleştirerek muhataplarıyla da görüşüyoruz. 6. dönem toplu sözleşmede biz hem ek gösterge hem de sözleşmeliler konusunda iki önemli başlıkta, bir de üniversite idari personelinin yer değiştirmesi konusunda 3 başlıkta çok önemli karar aldık. Bu kararlar ek gösterge düzenlemesinin bir an önce hayata geçmesi konusunda çok önemli bir referans nokta oldu ve bunun üzerine yürüyerek ek gösterge uygulaması hayata geçti ve yasal düzenleme meclisten geçmiş oldu bazı itirazlarımıza ve bazı beklentilerimizin karşılamamasına rağmen. Onlara ilişkin de ısrarlarımızın peşinde ve meselemizin takibindeyiz. Şefler, teknikerler, imamlar, imam olup idari hizmetler görevini ifa eden imamlar gibi bu anlamda ek gösterge düzenlemesinin içerisinde beklentisi tam olarak karşılanmayan kitle var. Bunlar bizim gündemimizde. 3600'ün altındaki kitlelere ilişkin yansıtma oranlarında iyileştirme oluşturma konusunda bir temel talebimiz vardı. Bu taleplerimizi yine takip ediyoruz. Bir torba yasada düzenleme yapılarak boş bırakılan noktalar tamir edilebilir mi konusunda gayretimiz sürüyor. Fakat şu ara yoğunluklu gayretimiz sözleşmeliler konusu. Çünkü 6. dönem toplu sözleşmede sözleşmelilerin kadroya geçmesi konusunda çok önemli bir referans karar oluşturduk ve kamu işverenle beraber kamu görevlileri sendikaları heyet başkanı olarak karşılıklı mutabakatı imzalamış olduk. Şimdi önümüzde 560 bini bulan kamudaki sözleşmelilerin bir an önce kadroya geçmesi konusunda mutfak çalışmamızı biz yaptık. Bakanlık da bir mutfak çalışması yürütüyor. İki taraf bir araya gelerek mutfak çalışmasını örtüştürecek ve nihayetinde 16 ayrı farkın bulunduğu kadroyla sözleşmeli arasında, sözleşmeliyle süreli sözleşmeli arasında, o yüzden 39 ayrı mevzuat üzerinden kamuda istihdamın gerçekleştirildiği ve çalışma barışının dağıldığı ve bozulduğu bir zemini derleyip toparlamak ve asıl hedefimiz olan kadroyla buluşturma konusunda yeni bir süreç başlayacak. 560 bin insan bu konuda sevinsin istiyoruz. Temel gayemiz, temel amacımız bu. İş güvencesi son derece çalışma hayatından önemli. İş güvencesizliğinin neye mal olduğunu biz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çok net olarak gördük. Çünkü bazı değişen belediyelerde CHP'li, İYİ Partili belediyeler ve HDP'li belediyeler başta olmak üzere bazı belediyelerde 53-93'e tabi sözleşmeli arkadaşlarımız yıllardır kurum çalışanı olmasına rağmen ellerine iki satır yazı tutuşturuldu. Görülen lüzum üzerine işinize son verilmiştir denilerek kapının önüne bırakıldı. Önemli bir kısmını
mahkeme kararlarıyla yeniden dönüşünü sağladık. Ama burada asıl olan mutlaka ama mutlaka güvencenin sağlanmasıdır. Çünkü onlar belediye başkanının memuru değil, onlar devletin memurlarıdır. Halka hizmet ediyorlar. Onun için güvencenin olması kaçınılmazdır. Bu konuda onları da içerisine alacak şekilde, süreli sözleşmeli ayrımını ortadan kaldıracak şekilde, kadrolu sözleşmeli kıyasını ortadan kaldıracak şekilde toptan kamuda bütünlüğü sağlamak, mevzuatı tekleştirmek, istihdamı tipleştirmek konusunda bir gayretimiz, ısrarımız var. İnşallah bu konuda bakanlıkla çok kısa süre içerisinde bir araya geleceğiz ve yeni süreç başlayacak. İstiyoruz ki bütçe görüşmelerinden önce konu netleşmiş olsun. Çünkü bütçeye tahallük eden kısımlar olabilir. Bu açıdan da bakanlıkla bu konuda da mutabıkız. Niyet ayrı, akıbet ayrı inşallah. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevde yükselme sınavı konusunda geçen Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmede hem görevde yükselme hem de ünvan değişikliği sınavının bir an önce yeniden yapılması konusunda, yeni bir sınav yapılması konusunda ısrarımızı ifade ettik. Bakanlıkla bu anlamda yaptığımız görüşmelerde, KİK toplantılarında birçok karar aldık. Ve bunlarda görevde yükselme ünvan değişikliği sınavları uygulandı Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ama aradan geçen süreçte yeni bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacın karşılanması noktasında bakanlıkta soğuk davranmadı. İnşallah bunu da hayata geçirmiş oluruz karşılıklı mutabakatla.